Gün ortasına devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray bu akşam Avrupa Ligi playoff rövanş mücadelesinde. 3-2'nin rövanşında Sparta Praga konuk olacak. Bu kritik mücadele öncesi bu saate de yine Praga giderek başlayacağız. Bu kez karşımızda Serhan Türk var. Serhan Türk merhaba, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle tabii ki sorularım olacak ama şehirde nasıl bir hava var, nasıl bir atmosfer var ve mücadele öncesi bizimle paylaşacağın şöyle genel bilgilerle, notlarınla başlayalım. Daha sonra elbette mücadeleye dair, takıma dair sorular soracağım. Evet, şehirde şu an soğuk bir hava var. Yağmur da başladı diyebiliriz hava durumu. Dünkü gibi değildi. Dün biraz daha yumuşak bir hava vardı, güneşli bir hava vardı. Yerine yağmurlu havaya bıraktı. Ama atmosfer anlamında şunu söyleyebiliriz. Her tarafta sarı kırmızı renkleri görebiliyoruz. Her yerden Galatasaray taraftarları geldi. Viyana'dan geldi, Almanya'dan geldi. Almanya'nın birçok şehrinden geldi. Avusturya'dan geldi, Paris'ten geldi. Her yerden akın akın Türkler geliyor. Ama kapasitede az olduğundan dolayı bilet bulmada sıkıntı yaşayan bir Galatasaray taraftarları var. Ama şu anlamda şunu söyleyebiliriz. Coşku hat safhada, herkes de bu coşkuyu yaşamak üzere Prag'a akın etti diyebiliriz. Uçaklar dolusu hem Türkiye'den hem de başka ülkelerden taraftarlar buraya geldi. Bakalım, biz de akşam saatini bekleyeceğiz. Akşam saatindeki bu coşku yerini sevindirici haberleri bırakacak mı? Ümit ediyoruz ki Galatasaray'ın tur atlaması hem bizi hem her yeri, herkesi mutlu edeceğini düşünüyorum. Şimdi skor avantajı Galatasaray'da elbette ama ilk maçta gördük ki Sparta Prag'da son derece güçlü, fizik gücü olan ve hızlı bir takım. Bu anlamda Galatasaray'ın nasıl bir kadroyla, nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olmasını bekliyoruz bu akşam. İstersen biraz ondan da bahsedelim Serhan. Çünkü netice itibarıyla Sparta Prag'da evinde oynayacak. Tabii bir taraftan özellikle sol kanadında çok ciddi eksikler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda acaba Galatasaray'ın sağ kanadı nasıl olacak? Yine bu da merak edilen konulardan biri. İstersen biraz kadro ve oyun anlayışından da bahsedelim. Evet, Galatasaray biliyorsun kadro anlamında adeta Okan Hoca şapkadan tavşan çıkartıyor. Bu şapkadan tavşan çıkarttığında değişik oyuncuların değişik pozisyonlarda oynadığını görebiliyoruz. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ı, Kaan Ayhan'ı çok konuşuyoruz. Çünkü 7 farklı pozisyonda oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Performans anlamında Okan Hoca her maçın performansını, her maçın adamını, hatta maçın her maçın bir öyküsünün olduğunu ve her maçın bir kahramanı olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray tabii ki skor avantajını alarak buraya geldi. Ama rakip Sparta Prag'da avantajı da şu, kendi evinde oynayacak, kendi seyircisi önünde oynayacak. Stadın kapasitesi ne kadar küçük olsa bile kendi evinde oynayacak ve stadı, zeminin her noktasını bilen bir Sparta Prag var. Zor bir karşılaşma. Galatasaray zorlukları seven bir takım. Avrupa'yı çok iyi bilen bir takım. Avrupa'da çok iyi işler yapan bir takım. Bu anlamda Galatasaray'ın eksikleri de var. Tabii ki son biliyorsun maçta Nelson kırmızı kart cezalısı, yerine Abdülkerim ve Davinson Sanchez tandeminde. Sağ bekte son haftalarda kasık fıtığı olan ve ağrılarıyla baş eden bir Kaan Ayhan var. Kaan Ayhan da maşallah diyelim, gerçekten çok iyi işler yapıyor. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın olmasını bekliyoruz. Sol bekte artık Berkan'ı konuşuyoruz. Çünkü biliyorsun sol bek mevkisine de Galatasaray transferi yetiştirememişti. Berkan'ın oynamasını bekliyoruz. Tabii ki orta saha kurgusunda Kerem Demirbay Torara, önlerinde Mertens, sağda Barış Alper Yılmaz, solda Kerem Aktürkoğlu ve forvette Icardi'yi bekliyoruz. Yani Galatasaray'ın en iyi yaptığı iş ön alan baskısı. En iyi yaptığı işi yaparak tur atlamasını bekliyoruz. Tur atlayabilecek bir Galatasaray var. Mutlu, umutlu olan bir Galatasaray var. Moral, motivasyon anlamında çok iyi bir Galatasaray var. Bakalım bekleneni verecekler mi? Biz ümit ediyoruz ki Galatasaray Prag'da turu geçip Türkiye'ye sevindirici haberi vermek istiyor. Umarız ki böyle olur sonucu. Şimdi bir taraftan da tabii ki tartışmalı konular var Serhan. Birkaç cümleyle tabii mücadelenin havasından da çok çıkmadan onları da sormak isterim. Şimdi tartışmalar var. Ankara Gücü kulübünün bir başvurusu oldu. Icardi'nin yaptığı iddia edilen harekete dair. Örneğin orada şu anda bu konu konuşuldu mu? Herhangi bir yankısı var mı takım içerisinde bu durumun veya yöneticilerle, Okan Buruk'la görüşme şansınız oldu mu bu konuyla ilgili? Biraz böyle takım içinden de verebileceğim bilgiler var mı? Onu da merak ediyorum.
ediyorum. Şimdi şunu söyleyelim, Galatasaray bu konuları konuşmuyor ve bu konuları zaten yani ilgilenmiyor. Çünkü bu konuların gereksiz olduğunu düşünüyor. Hatta ben konunun olduğu akşam, o görüntülerin çıktığı akşamda Galatasaray yöneticileri bunu sorduğumda ucuz konulara girmek istemiyoruz. Bunlar ucuz konulardır. Bizim muhatabımız değildir demişti. Geldiğimiz noktada konuşulan da bir konu yok. Icardi mutlu, takım mutlu. Takımın konuştuğu tek konu UEFA'yı geçebilmek. Ülke sıralamasında turu geçebilmek. Ülke sıralamasında Türkiye'mizin notunu yükseltebilmek. Avrupa'da Galatasaray'ın sesini duyurabilmek. Diğer anlamda şunu da söyleyebiliriz. Icardi'yi ben 2 sezondur tanıyoruz. 2 sezondan beri görüyoruz. Düştüğü zaman bile rakip tarafından yani kasıtlı bir faul kazandığı zaman, faul maruz kaldığı zaman bile gülen ve orada mimikleriyle beraber ya ne oldu ya olabilir böyle şey diyebilen bir oyuncu profili çiziyor. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray yönetimi de bu görüntünün gerçeği yansıtmadığını, bu görüntülerin ucuz olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili bu şekilde de bir açıklama yapmıştı. Ama yani şu an konuşulan tek konu Galatasaray'ın turu atlayabilmesi ve sevindirici haberi Türkiye'ye verebilmek istemesi. Peki. Serhan Türk, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyeyim bir kez daha ve Galatasaray'a da tabii ki başarılar dileyelim.